Kulak esteti aslında her ne kadar sadece çocuklarda yaptığımız bir şeymiş gibi görünse de aslında tüm yaş gruplarında uyguladığımız ameliyatlar bunlar. Bunların başında sorun olarak karşımıza gelen şey kepçe kulak ameliyatları hastanın kepçeliğinin olması özellikle çocuk yaştan itibaren derin psikolojik izler bırakmaktadır. Kepçelik neden oluyor? Nasıl oluyor? Hayatın erken dönemlerinde düzeltilebilir mi? gibi sorular sorulmakta. Aslında anne karnındayken kepçeliğin olduğuna dair pek çok bulgular var. Kişi doğduktan sonra, bebek doğduktan sonra ilk 6 haftalık dönemde, en fazla 6 aya kadar olan dönemde bant uygulamaları ile kepçelik biraz azaltılabilir ama genellikle bunlarda da başarılı olma oranları çok düşüktür. Peki ne zaman bu ameliyatları yapmalıyız? Kepçe kulak ameliyatlarını biz okul öncesi dönemde tamamlanmasını tavsiye ediyoruz. 6 yaşında çocukların kulakları %90 oranında gelişmiştir. Erişkin kulağına ulaşmıştır. Hemen okul öncesi senede 5 yaşta olduktan sonraki dönemde bu ameliyatların yapılmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü çocuklar ilkokulda özellikle çok acımasızdır. birbirleri çok kızdırırlar. Ve çok derin psikolojik sorunlara sebep olabilir. Bu nedenle bu dönemi tercih ediyoruz. Bu dönemde yapılmasının tek dezavantajı nedir? Genel anestezi ya da sedasyon dediğimiz yöntemlerin zorunlu olmasıdır. Halbuki 10 yaş üzerindeki kişilerde genellikle lokal anestezi ile yapılabilen ameliyatlardır. Neler yapıyoruz bu ameliyatlarda? Sadece kepçelik olmuyor, kulak asimetrileri olabiliyor, kulak gelişim problemleri olabiliyor, sorunları olabiliyor. Bunların düzeltilmesi de aslında kulak estetiğin içerisinde yer alıyor. İhtiyaca göre bunları şekillendirmekteyiz. Teknikler olarak genellikle kulağın fazla gelişmiş olan kulaktaki kafa kafatasından daha fazla açılmasına ve asimetrisine sebep olan sorunları gidermeye çalışıyoruz. Burada yaptığımız işlemler kulak kıkırdaklarının Genellikle kulağın arkasından girilerek, e, kulağın arkasına bırakılan küçük izlerden kıkırdakların şekillendirilmesi, kıkırdakların bazen alınması, küçültülmesi gibi işlemlerle e, bunları gerçekleştirmekteyiz. Kulağın dışından yapılan iple e, kulak estetiği diye de adlandıran yöntemlerde e, garanti vermek mümkün değildir. Bunlar daha ileri yaşlarda kulak kıkırdağı zayıflamış olan kişilerde falan başarılı olabilirken daha genç gruplarda maalesef tekrardan bunun ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir. O nedenle biz kalıcı tekniklerin uygulanmasından yanayız. Bu ameliyattan sonra yaklaşık 2 gün bir sargı olur. 2 ila 3. gününde sargılar çıkartılır. Bunlar çıkartıldıktan sonra hastalarımızın bir tenisçi bantı dediğimiz bant takmalarını tavsiye ediyoruz. Eğer fırsatları varsa ilk bir hafta gündüzleri de fırsat buldukça takmalarını öneriyoruz. Ama geceleri 3 hafta süreyle mutlaka bunların uygulanması gerekiyor. Biz hastaya ayna karşısında kulağın nasıl duracağına dair şekillendirmeler yapıyoruz. Bazı hastalarımız çok daha yapışık kulaklar severken bazıları daha doğal durmasını, biraz daha açık kalmasını isteyebilmekte. Hastanın arzuları tabii ki çok önemlidir. Sonrasında mutlu olabilmeleri için. Şunu unutmamak lazım. Başlangıçta biraz yapışık görünen kulaklar birkaç ay içerisinde hafif açılmalar yapacaktır. Ee, Pek çok soru olmasına rağmen bu kısıtlı sürede e, bu soruların bazılarını yanıtlamaya çalıştım. E, hayatı güzel yaşayın. Hoşçakalın.